Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Emre Aşen. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'nun ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ayrıntıları elbette birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce kısa kısa özetler efendim. Sorunlara çözüm arayan üreticiler Vatan Partisi'ne koşuyor sevgili izleyiciler. Elazığ'da 50'yi aşkın yurttaş Vatan Partisi'ne katıldı. Katılımların önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor. Düzce'de bulunan standart profilde çalışan işçiler ücretlerinin koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Eyleme destek yine Vatan Partisi'nden geldi, aktaracağız. 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan eski CIA danışmanı Henry Barkey, Osman Kavala'yla görüştüğünü itiraf etti. Haberin ayrıntıları birazdan Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteninde olacak. Ayrılmayın lütfen. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gittiği Yalova'da tepkiyle karşılandı. Ayrıntılar birazdan. Ve Soçi zirvesine dair öne çıkanları sizler için hazırladık. Birazdan ayrıntılarıyla ekranlarınızda olacak. Evet, özetler böyleydi. Ayrıntılar için hazırız efendim. Siz de hazırsanız başlayalım. Türkiye'de en önemli sorunların başında ekonomi ve güvenlik geliyor. Ancak Türk milleti artık sistem içinde bir çözüm olmadığının farkında. Ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın siyasetleri krizleri çözmeye yetmiyor. İşte bu nedenle vatandaş artık ayağı yere basan ve sistem dışında olan politikalara yöneliyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçiler de, sorunlara çözüm arayan üreticiler de Vatan Partisi'nin kapısını çalıyor. Şimdi tam da bu durumu anlatan bir haberle devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Elazığ'da 50'yi aşkın yurttaş Vatan Partisi'ne üye oldu, rozet taktı. Üreticiler Vatan Partisi'ni iktidara taşıyacaklarını söyledi. Önümüzdeki günlerde büyük katılımların olacağı da açıklandı. Türkiye'miz tarihi bir eşiktedir. Devletimiz ve milletimiz büyük bir zorluklarla karşı karşıyadır. Üretici, işçi, öğrenci, memur. Toplumun her kesimi ekonomik darboğazda. Dayatılan sistemin içinde mevcut krizlerden çıkış göremeyenlerin çözüm adresi ise Vatan Partisi oluyor. Karadeniz Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğini okudum. Gerçekleri gördüğümüz için bu partiye yönelimi destekledik ve destekliyoruz. Bizlere inanan ve güvenenler bizleri takip ediyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük bir yükseliş grafiği sergileyen Vatan Partisi bu kez Elazığ'da üye katılım töreni düzenledi. İnşallah hayvan yemleri düşecek. Daha rahatlayacağız inşallah. Temellimiz o. İnşallah mazotun, gübrenin düşmesini istiyoruz. İnşallah ihtar yapacağız Vatan Partisi'ni. Her zaman arkasındayız. 50'yi aşkın yurttaş Vatan Partisi rozeti taktı. Aralarında AK Parti'den ayrılanlar da var. Çiftçiyim, hayvanlarımız var, 3 çocuk annesiyim. Ben bu zaman kadar AK Parti'ydim. Yalnız Vatan Partisi'ni dinledikten sonra, İsmet Sevim'i öncülüğüne dinledikten sonra baktım ki çok dürüst, çok güzel sözleri, mantıklıları var. Onun için Vatan Partili oldum. Ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı. Katılanlar sorunların Vatan Partisi iktidarında çözüleceğini düşünüyor. Yerli ve milli olan Vatan Partisi iktidara doğru yürüyecek ve de bizim haricimizde daha büyük katılımlar olacak. Bu şekilde geleceğin parlak olacağını düşünüyoruz. Krize karşı vatandaş sadaka siyasetine mahkum ediliyor. Sosyal yardımlarla seçime giden süreçte sorunlar perde arkasına itilmek istense de başarılı olunamıyor. Çünkü vatandaş istihdam ve üretim istiyor. Bu anlamda da çözümü Vatan Partisi'nde görüyor. Ben gerçek ücretimle geçinmek istiyorum. Sadakayla benim ne işim var? Gidin PTT'nin önüne, zavallı insanlar sıraya giriyor. Nedir? 600 lira her aileye bir yardım yapılıyor. Kuyruklar kilometrelerce geri alıyor. Memleketin gerçekleri konuşulmuyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, bütün Elazığlıları Vatan Partisi'ne davet etti. Hükümet aciz ve çaresiz. Millet İttifakı da, altılı masa diye Millet İttifakı da umutsuzluk yaymaktadır. Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Milli bir hükümetin kuruluşunu gerçekleştirmek için hepinizi Vatan Partisi'ne davet ediyorum değerli dostlar. Doğan önümüzdeki günlerde daha büyük katılımların müjdesini verdi. Burada esnaf, zanaatkar, tüccar ve gençlerimiz bugün burada katıldılar.
Yine önümüzdeki günlerde Vatan Partisi'nin Elazığ, Alacakaya ilçesi, Aracak ilçesi olmak üzere buralarda toplu katılımlar olacaktır. Yüzlerce köylümüzle, işçimizle, çiftçimizle buralarda toplu katılımlar örgütleyeceğiz. İzlediğiniz gibi bir yandan Vatan Partisi'ne büyük katılımlar olurken diğer yandan Türkiye'nin üretim cephelerinde de Vatan Partisi siyasetleri yükseliyor. Düzce'de bulunan standart profilde çalışan işçiler ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Bine yakın işçi köle değiliz diye slogan attı. Vatan Partisi Düzce İl Başkanı da o eylemde binlerce işçiye seslendi. Üretenler iktidara gelecek dedi. İş ekmek yoksa barış arar. İş ekmek yoksa barış arar. İşçinin sesi Düzce'den yükseldi. Petrol İş'in örgütlü olduğu standart profilde çalışan işçiler enflasyon farkının ücretlerine yansımadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Şirket yönetimi ise sözleşme dönemine öteledi. Bunu kabul etmeyen işçiler tüm vardiyalarda iş durdurdu. Sınırlar işçisi köle değildir. Sınırlar işçisi köle değildir. İşçiler fabrika bahçesinde seslerini işverene duyurmaya çalıştı. Petrol İş Düzce Şube Başkanı Ali Işık, ulusal kanala son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Malum 2022 enflasyonu ve ekonomi şartlardan dolayı biz de burada sıkıntı yaşadık. Asgari ücrete gelen zam 7. ayda biraz da bize yaklaştı. Bizim aynı seviyemize geldi. Biz işverenimizden ek ücret talep ettik. Burada biz ağır sanayi olarak geçiyor burası. Tehlikeli ve kimyasalların içindeyiz. Bizim biraz asgari ücretten farkımız olsun diye dile getirdik. Vatan Partisi Düzce İl yöneticileri de eylemdeki işçileri ziyaret etti. Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Başkanımız geldi. Bir iki kelime de öğretmek istiyor. İl Başkanım. Değerli arkadaşlar, sizlerin sendikalaşma ve emek mücadelesini, ekmek mücadelesini yakından takip ediyoruz. Sizlerin de ücretlerine İyileştirme yapılması gerek. İl Başkanı Fethi Sönmez işçilere yaptığı konuşmada yanınızdayız mesajı verdi. Bu ülkenin işçisi, çiftçisi, üretenleri yönetimlere, iktidara yürümeli, gelmeli. Şu kadar işçi ekmek veriyorum. Demiyor ki ben bu kadar işçiden şu kadar para kazandım diye. Hep verdiğini görüyor. Gelsin. Başarılar diliyoruz. Dünya yeniden oynar, işçiler birliği olsun. İşçiler mücadelede kararlı. Sadece işimiz ve ekmeğimiz için buradayız Ali. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Bu mücadelemizi ücret taleplerimiz karşılanana kadar devam edeceğiz. Kimya sektöründe, ağır sanayide çalışan bir sektörde çalışıyoruz. Düşük ücretlerle çalışıyoruz. Asgari ücrete gelen zam üzerindeki taleplerimize ısrarlıyız. Dünya yeniden oynar, dünya yeniden oynar. İşçiler birlik olsa, işçiler birlik olsa. Soçi zirvesinin yankıları hala sürüyor sevgili izleyiciler. Öne çıkanları hazırladık, aktaracağız. Evet, Türkiye ve Rusya Asya ortaklığının temellerini sağlamlaştırıyor. Soçi'de yapılan son liderler zirvesi bu anlamda kritikti biliyorsunuz. Nitekim o zirveden çıkan 6 stratejik başlık hem iki ülkenin ekonomisine hem bölgenin güvenliğine hizmet eder nitelikte. İşte Soçi zirvesinin öne çıkan notları. Türkiye ve Rusya işbirliklerini geliştirme kararlılığını Soçi'den dünyaya ilan etti. İki ülke eşgüdüm ve dayanışma iradesi gösterdi. Soçi'den 6 stratejik adım çıktı. Zirvenin Tahran'daki Astana formatlı görüşmeden hemen sonra yapılması önemliydi. Öncelikli konu başlığı ise güvenlik oldu. İki ülke ortak tutum sergileyerek Suriye ve Libya'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine vurgu yaptı. Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılığı öne çıktı. Bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün
başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Türkiye Atlantik sisteminden kopuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Asya açılımı mesajını bir kez daha vurgulamıştı. Artık yeniden Asya çağını yaşıyoruz. Bu yönde bir açıklamayı da Cumhurbaşkanı yaptı. Soçi dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan, Eylül'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün Özbekistan'da toplanacağını belirtti. Putin bizi davet etti, biz de oradaki toplantıya katılacağız dedi. Ve milli paralarla ticaret. Erdoğan zirvede ruble üzerinde mutabık kalındığını belirtti. Rusya Başkan Yardımcısı ise doğalgaz ödemelerinde kısmen ruble ile satış kararı alındığını, kademeli şekilde ulusal para birimine geçireceğini duyurdu. Amerika ve Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, ulusal ödeme sistemi MIR'i devreye sokmuştu. Erdoğan da Rusya'nın MIR kartı üzerinde 5 Türk bankasının çalıştığını söyledi. Ayrıca Erdoğan, Rusya Merkez Bankası Başkanı ile Türkiye Merkez Bankası Başkanlarının görüştüğünü duyurdu. Akkuyu Nükleer Santral çalışmaları da görüşmenin gündemindeydi. Erdoğan, Akkuyu'yu ziyaret edecek. Süreç hakkında Rus lidere bilgi verecek. İki ülke birlikte yol haritası çizecek. Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Rus tahılının sevki konusundaysa Türkiye sorumluluk alacak. Bu konuda da ilgili bakanlıklar çalışmalarını yürütüyor. Öte yandan Soçi'deki en önemli noktalardan biri de Putin'den gelen Adana mutabakatı önerisi oldu. Aydınlık gazetesinin haberine göre Putin, Adana mutabakatını güncelleyin önerisinde bulundu. Bu öneri Şam'la ilişkileri normalleştirme çabası olarak değerlendirildi. Emperyalist savaş aygıtı olarak kurulan NATO'nun tarihi suikastler, katliamlar, darbelerle dolu. Özellikle Türkiye'nin 70 yıllık NATO yolculuğu bu kanlı tarihe birebir şahitlik etti. Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, Andrei Karlov suikastlerinde tetikte Gladio'nun parmak izi vardı. Sivas, Başbağlar, Kahramanmaraş, Çorum katliamları Gladio kışkırtmalarıydı. Gazi Mahallesi olaylarından Ergenekon FETÖ kumpasına hatta 15 Temmuz darbe girişimine kadar her dönemeçte Türkiye Gladio ile karşılaştı. İşte Gladio'nun kanlı tarihi. NATO üyeliğiyle birlikte Türkiye'de Gladio yapılanması ortaya çıktı. Kritik kurumlara sızan Gladio, Türkiye'nin son 70 yılına kanlı bir tarih bıraktı. Türkiye için dönüm noktası sayılabilecek birçok olayda Gladio'nun parmak izlerini görmek mümkün. Gazi Mahallesi olayları, Kahramanmaraş ve Sivas katliamları, Uğur Mumcu suikasti, 80 darbesi, Hrant Dink cinayeti, Ergenekon balyoz kumpasları ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimi. NATO haber dizimizin bu bölümünde Gladio'nun Türkiye'deki eylemleri var. Türkiye son 70 yılda Gladio operasyonlarıyla baş başa kaldı. Bu operasyonlar kimi zaman suikast, kimi zaman toplumsal kışkırtma, kimi zaman terör eylemleri olarak kendini gösterdi. Bahsi geçen bu olaylarda kullanılan örgütlerin adı değişse de kumanda merkezi hep aynıydı. NATO Gladio'su. Takvim yaprakları 15 Ağustos 1955'i gösteriyordu. İstanbul'da Rum ve Ermeni ailelerin kapılarına gizli eller tarafından haç işareti çizildiği fark edildi. 6 Eylül günü de Demokrat Parti Milletvekili Mithat Peri'nin Express gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı haberiyle intikam çağrıları yayımlandı. Yıllar sonra 1991'de Özel Harp Dairesi Başkanı Orgeneral Sabri 25oğlu'nun bir özel harp dairesi işi olduğunu açıkladığı muhteşem bir örgütlenmeydi ve amacına ulaşmıştı diyeceği tertibin ilk kıvılcımı çakıldı. Taksim'de büyük kalabalıklar toplandı. Müslüman olmayanların çevredeki işyerlerine saldırı ve yağma eylemleri başladı. Saldırılar hızla bütün İstanbul'a yayıldı. Yıkıcı eylemler İzmir'e de sıçradı. Resmi saptamalara göre 6 ila 7 Eylül günleri çoğu Rum ve Ermenilere ait 5.583 iş yeri ve ev tahrip edilmiş ve yağmalanmış. 3 kişi öldürülmüş, 30 kişi yaralanmış, 73 kilise, 1 havra, 8 ayazma, 2 manastır yıkılmış ve yakılmıştı.
Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atan Oktay Engin ise o tarihlerde MİT elemanı olan bir öğrenciydi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'na kadar yükseldi. 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi'nde 16 devrimci gencin bombalanarak katledilmesi olayına adı karıştı. 12 Eylül 1980'de de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Kışkırtmayı yapan Express gazetesi sahibi DP Milletvekili Mithat Perin de MİT mensubuydu. Olayların Türkiye satına yayıldığı sırada kritik bir isim de İstanbul'daydı. CİA Başkanı Alan Dulles. Kahramanmaraş katliamı. 12 Mart darbesiyle birlikte ülke içerisindeki dengeler değişmişti. Halk içerisinde kamplaşma yaratılmaya, bununla birlikte sağ sol, Türk-Kürt olmak üzere farklı kesimler karşı karşıya getirilmeye çalışılıyordu. Kutuplaşmaya Alevi-Sünni ayrımı da eklenmeliydi. 12 Eylül Amerikancı darbesinin koşulları bu şekilde hazırlanıyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Ecevit hükümetinin 1977 seçimlerinde az bir farkla tek başına iktidar olması Gladio için bir fırsattı. Tıpkı 6 ila 7 Eylül olaylarında olduğu gibi bir CIA ajanı olan Ankara'daki Amerika Büyükelçiliği 2. Katibi Alexander Peck, kanlı olayların başlangıcı olan 19 Aralık 1978'den kısa bir süre önce Kahramanmaraş'a gitti ve orada bir süre kaldı. Cüneyt Arkın'ın başrollerini oynadığı Güneş Ne Zaman Doğacak adlı film Kahramanmaraş Çiçek Sineması'nda gösteriliyordu. Film, Sovyetlere giden iki gurbetçi Türk'ün anılarını anlatıyordu ve film oynarken seyirciler arasından Müslüman Türkiye, Komünistler Moskova'ya, Katil iktidar gibi sloganlar atılıyordu. Film arasında salonda patlayan ses bombasıyla ortalık karıştı. Dışarıdan galyana gelenler slogan atarak yürüyüşe geçti. PTT binası, CHP, TKP başkanlıkları, TÖPler ve diskin camları kırılarak yağmalandı. 20 Aralık günü Alevileri hedef alan Akın Kıraathanesi bombalaması gerçekleşti. 2 kişi ağır yaralandı. 21 Aralık günü bu olayların gerginliği devam ederken Türkiye İşçi ve Köylü Partisi üyesi ve devrimci öğretmenlerin örgütü TÖPler içerisinde aktif görev alan Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak hedef seçildi. Öğretmenlerin öldürülmesi kentte büyük tepki uyandırdı. 22 Aralık Cuma günü öğretmenlerin cenazelerini almaya gelenler hastanenin önünde toplandı. Bu kalabalık kitleyi bekleten hastane yönetimi Cuma namazı çıkışı cenazeleri teslim etti. Cuma namazından çıkanlar cenazeleri komünistlerin namazı kılınmaz diyerek camiye sokmadı. 10 bin kişilik kitleyi dağıtmaya güvenlik güçleri yeterli olmayınca Maraş'ta solculara ait dükkan ve iş yerleri yağma edildi. Taş ve sopalarla tahribat yapan gruplar askeri birlikler tarafından kovalanarak dağıtıldı. Olaylar sonunda eylemcilerden 3 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıplar sağ kesimde büyük yankı uyandırdı. Sağ solla Alevi-Sünni fay hatları harekete geçirilmeye çalışılıyordu. Şehir merkezinde yaşanan olaylar çevre köylerde de etkisini gösterdi. Katliamın uygulayıcıları kentin çevresindeki Sünni köylere giderek oradaki insanları Maraş'taki solcular, komünistler, Aleviler birleşerek cami yakıyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar diye kışkırttılar. Alevilerin daha azınlıkta olduğu mahallelerde ev aramaları ve baskınları gittikçe arttı. Özellikle Yörük Selim mahallesindeki olaylarda insanlık adına utanç verici olaylar yaşandı. Ecevit hükümeti kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması üzerine Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e başvurdu. Fakat Evren, sıkı yönetim ilan edilene kadar tek bir askerin bile olaylara müdahale etmesine izin vermedi. Katliamların sürmesi ve diğer illere sıçrayan olaylardan ötürü 25 Aralık günü 13 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Sıkı yönetim ilanıyla birlikte kısa süre sonra ortam yatıştı. Resmi rakamlara göre 111 kişi öldü. Yerel kaynaklara göre ise 150'den fazla ölü vardı. 176 kişi ise yaralanmıştı. 28 Mayıs 1980 günü kana kan intikam haykırışlarıyla başlayan Çorum katliamı süreci 10 Temmuz 1980'e kadar devam etti. Saldırılarda 57 Alevi yurttaş öldürüldü. 300'e yakın yurttaş yaralandı. 300'e yakın ev ve iş yeri ise tahrip edilerek yıkıldı. Ankara'daki Amerika Büyükelçiliği 2. Katibi Alexander Peck'in tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu olaylardan hemen önce Çorum'u da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Uğur Mumcu suikasti, Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü, Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi, Rahip Santoro cinayeti, Hrant Dink cinayeti,
Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un öldürülmesi. Türkiye'de ağır depresyonların öncüsü olan bu cinayetlerin altından da hep Gladio'nun örgütlenme ağı çıktı. Gazi Mahallesi olaylarıyla Gladio, Türkiye'deki kutuplaşmayı derinleştirmek istedi. Ergenekon ve Balyoz gibi tertipler yapıldı. Türkiye'nin yurtsever aydınları cezaevlerine atıldı. Devlet kurumlarına Fethullahçı Gladio yerleştirildi. 15 Temmuz'a giden süreç adım adım inşa edildi. Ve takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Gladio harekete geçti. NATO üsleri kullanılarak Türkiye bombalandı. Gladio'nun emniyet ve ordu kurumlarına sızan elemanları süreci bizzat yönetti. Türk milleti darbeye direnen ordu ve polis mensuplarıyla birlikte 12 saat Gladio ile çarpıştı ve o savaştan zaferle ayrıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan eski CIA danışmanı Henry Barkey, Osman Kavala ile görüştüğünü itiraf etti. 18 Temmuz 2016 akşamı gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yediğini söyleyen Barkey, aynı akşam Osman Kavala ile tesadüfen karşılaştığını iddia etti. Aydın Taşbaş ise Barkey ile yollarının kesişmiş olmasının suç olmadığını söyledi. Barkey ile yediği yemeğin tesadüf olduğunu iddia etti. 15 Temmuz darbe girişimini tertiplediği ve yönettiği suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan CIA şefi itirafta bulundu. İtirafın ardından tartışma alevlendi. Barkey, gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yediğini söylerken, Aslı Aydın Taşbaş bu yemeği tesadüf olarak niteledi, hakkında kötü bir operasyon yapıldığını iddia etti. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan Henry Barkey ve Osman Kavala'nın 18 Temmuz 2016'da görüştüğü iddianamede yer almıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Barkey, casusluk suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak yıllar sonra böyle bir açıklama yapmıştı. Barkey, o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemek yediğini söylemiş ancak ismi duyurmamıştı. Yıllar önce isim vermeyen Barkey, akşam yemeğinde Kavala ile bir araya geldiğini sosyal medya hesabından itiraf etti. CIA şefi Barkey, görüştüğü gazetecinin ise Aslı Aydın Taşbaş olduğunu açıkladı. Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy lokantasında arkadaşım, gazeteci Aslı Aydın Taşbaş ile baş başa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy lokantasında tesadüfen karşılaştık. Kendisiyle birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydın Taşbaş ile yemeğe oturdum. Barkey sosyal medya paylaşımında 15 Temmuz iddianamesinde geçen ifadelerinde Kavala'nın tutukluluğunun sürmesi için bir hile olduğunu öne sürdü. Basit bir akşam yemeğinin bile böyle büyük bir tartışma konusu haline gelmesi Türkiye'deki gidişatın ne kadar üzücü olduğunun bir ispatıdır dedi. Barkey uzun yıllar boyunca yemekte buluştuğu Türk gazetecinin adını sır gibi saklarken açıklamanın ardından ismini verdiği Aydın Taşbaş'tan itiraz geldi. Yazılı açıklamada Aydın Taşbaş iddialarla ilgili polemik yaratmamak için Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldığını kaydetti. Ama artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır. 15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması suç değildir. Sır da değildir. İddianamede buna dayanmamaktadır. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor. Buna alet olanları insafa davet ediyorum. Henry Barkey'in Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yemek için lokantaya gittiğini söylemesi, Aydın Taşbaş'ın ise bu yemeği tesadüf olarak nitelemesi dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'la kahvaltı diyaloğu yine gündemde. Akşener bu kez Yalova'daydı. Armutlu'da bir vatandaşın "Güzel Armutlu'muzda kahvaltı ettiniz mi?" sorusuyla karşılaştı. Soruya şaşıran Akşener, "Kahvaltımı evimde ettim." yanıtını verince soruyu soran vatandaşın yaptığı çıkış gündem oldu. Yok, kahvaltımı evimde ettim. Çünkü Süleyman Soylu'nda bizim kahvaltı ilçe kahvaltılar bıraktı. Evet. Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyaretindeydi. Bu anlamlı tepkiyle karşılaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına gelen bir vatandaş, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı teklifine atıfta bulundu. Akşener'e
güzel armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi diye sordu. Geçiyor işte, o önde duruyor. Akşener vatandaşa kahvaltımı evimde yaptım diye yanıt verdi. Ancak vatandaşın Süleyman Soylu sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı sözüyle neye uğradığını şaşırdı. Geçiyor işte, o önde duruyor. Terör suçlarından cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, daha önce yayınlanan bir röportajında dışarıda olsaydım bir sabah Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim ifadelerini kullanmıştı. Akşener ise teklife, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız diyerek olumlu yanıt vermişti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir grup marjinal öğrenci OnlyFans benzeri bir site kurarak bir rezalete imza attı. Açılan bir siteden bazı fotoğraflar yayınlayan grup rezalete Türk kadını ve Türk gencini de ortak etmeye çalıştı. Rezalete tepki ise Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. TGB yöneticileri Türk kadınının ve Türk gencinin bu çürümeyle bağı olmadığının altını çizdi. OnlyFans ismiyle web sitesi kurdular, kadın bedeni politik değildir diyerek rezalete imza attılar. Üstelik bir grup marjinalin imza attığı bu skandala Türk gencini ve Türk kadınını ortak yapmaya çalıştılar. Amerika'nın çürümüş toplum modelinin en bariz örneklerinden biri olan OnlyFans benzeri bir siteyi bu kez ODTÜ'lü küçük bir grup açtı. ODTÜFANS adı verilen sitede bir bağış miktarı belirlendi. Bazı gençlerin müstehcen fotoğrafları da sitede yer aldı. Mezuniyet töreninde de kadın bedeni politik değildir, bedenine özgürlük ibareli yazılı pankartlar taşıyan ODTÜ'lü marjinal grup, müstehcen pozlarına yapılacak her bağıştan sonra çıplak fotoğrafların paylaşılacağını, bu gelirin yüksek lisans eğitimleri için kullanılacağını iddia etti. Üstelik kadın bedenini metalaştıran bu uygulama için bilinçlendirme kampanyası algısı yaratıldı. Küçük bir grubun kadın bedenini metalaştırma girişimi, ODTÜ'lü öğrencilere ve Türk gençliğine mal edilmeye çalışıldı. Girişimin hemen ardından Türkiye Gençlik Birliği'nden ODTÜ'lü bu marjinal öğrencilerin rezalet tavrına tepki geldi. ODTÜ TGB Başkanı Furkan Olga, kadın mücadelesinin insan bedeninin pazarlanması ve teşhir edilmesiyle hiçbir ilgisi olmadığının altını çizdi. ODTÜFANS adlı sitenin kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı kurulduğu iddia ediliyor. Kadın mücadelesinin insan bedeninin pazarlanması ve teşhir edilmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Kadının özgürlüğü adı altında beden pazarlanıyor, kadın piyasalaştırılıyor. Kadınlar para karşılığında bedenlerini teşhir ederek mi özgürleşecek? ODTÜ mezunları kadınıyla erkeğiyle uzmanlaştıkları alanda üreterek vatanımıza ve bilime hizmet edecekler. Türk kadını üretimde, bilimde, sanatta, kültürde kendini gerçekleştirerek var olacak ve yükselecektir. ODTÜ çocuk öncesi öğretmenliği öğrencisi Lütfiye Sarı ise ODTÜFANS ve türevi girişimler ODTÜ öğrencilerini temsil etmediğini vurguladı. ODTÜ, uzun yıllardır yetiştirdiği vatansever ve nitelikli gençlerle ülkemizin refahı ve istikrarına katkı veriyor. Kadının varlığını sadece bedenine indirgemeye kalkanlar aslında toplumdan kopuşun ve çürümenin temsilcileridir. Orta çağdaki kadın esaretinin günümüzdeki hali kadının soyunarak özgürleşiyorum zannetmesidir. Bu aldatmaca kadını kafeslere kapatan, toplumda ve hayatta özne olmaktan koparan bir yozlaşmadır. Türk kadınının da ODTÜ'lülerinde bu çürümeyle bir bağı yoktur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildiği iddiasıyla evinde ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, CHP'liler tarafından çeşitli vaatlerle kandırıldığını söyledi. Ziyaret sırasında elektriğinin kesik olmadığını itiraf eden Öztürk, verdikleri sözleri tutmadılar diyerek CHP'ye de tepki gösterdi. İyiyim, sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Elektriğim kesik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu tutmadı. CHP liderinin elektriğinin kesildiği iddiasıyla evinde ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi. Beni kandırdılar, kumpasa getirdiler. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Öztürk,
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi CHP il ve ilçe başkanlarının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi. Sana yardım edeceğiz, eksiklerini tamamlayacağız vaatleriyle kandırıldığını açıkladı. Misafir olmadan önce ilçe başkanı beni buldu. İl başkanıyla beraber evime geldiler. Elektriğim kesik olmadan kesik dedirttirdiler. Bana il başkanı ve ilçe başkanı vaatler verdi. Eksiği neyse biz tamamlayacağız, biz yapacağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında elektriğinin kesik olmadığını itiraf eden Öztürk, yaşananlardan Kılıçdaroğlu'nun da haberinin olmadığını söyledi. Kendisine vaatlerde bulunan CHP'lilerin ise daha sonra telefonlarına çıkmadığını aktardı. Belediye meclis üyesinin yanına da gittim. Ona da şey yapmadılar, dışarıda incelemeci dediler. Belediyeye beni karalattılar, kötü ettiler. Elektriğe yapılan zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödememiş ve soruna dikkat çekmek için elektriği kesilen aileleri ziyaret etmişti. PKK'dan ikna yoluyla kaçan bir kişi Batman'da ailesiyle buluşturuldu. Yılbaşından bu yana teslim olanların sayısı da 68'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan bir kişi Batman'da ailesiyle buluşturuldu. 1999 yılında terör örgütlerine katılan ve arama kaydı bulunan şahıs, ikna çalışmaları sonucu 2 Ağustos'ta Habur sınır kapısından geçerek Şırnak Emniyetine teslim olmuştu. Batman'a götürülerek ailesiyle buluşturulan PKK'lı, çocuk yaşta çeşitli vaatlerle kandırılarak dağa kaçırıldığını, ancak örgüt hakkında anlatılanlarla dağdaki yaşamın bağdaşmadığını anlattı. Çok defa kaçmaya teşebbüs ettiğini fakat yakalanarak ağır psikolojik ve fiziksel baskılara maruz kaldığını söyledi. Buluşmaya katılan aile üyeleri de PKK kamplarındaki gençlere teslim olmaları çağrısı yaptı. Orada olan insanlara da çağrı yapıyorum. Lütfen gelin teslim olun. Güzel bir hayat sizi bekliyor. Burası gerçekten yaşanacak bir yer değil. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde sürdürülen ikna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana PKK'dan kaçan kişi sayısı 68'e yükseldi. PKK'nın Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta yapmayı planladı. Bombalı saldırı önlendi, 10 kilogram patlamaya hazır bomba ele geçirildi. Suriye'de saldırı planı güvenlik güçleri tarafından engellendi. PKK-PYD'nin Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta planladığı bombalı saldırı, emniyet istihbarat ekiplerinin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kiloluk patlamaya hazır bomba bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis ve Gaziantep emniyet istihbarat ekiplerimize tebrikler ifadelerini kullandı. Eren operasyonları da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka 31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı. Operasyon Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yürütülüyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 44 operasyonel tim bölgeyi karış karış arıyor. İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiğini vurguladı. Tunceli kırsalında da operasyon düzenlendi. Dağlık alanda arama yapan güvenlik güçleri teröristlerce kullanılan sığınağı tespit etti. Sığınakta yapılan aramada çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bulunan malzemeler güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Mehmetçiğin teröristle mücadelesi Suriye'nin kuzeyinde de sürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. 25 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406.322 oldu. 337 kişi ise koronavirüsten hayatını kaybetti.
Covid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406.322 olarak tespit edildi. 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 387.653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabii rahatladı. Ne olduysa rahatladı. Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı da tabloda yer aldı. Toplam vaka sayısının 16.295.817'ye yükseldiği, 99.678 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151.114.930 doza ulaştı. Tabloda 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 ile de yer verildi. Bu kentler Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük illerde sıralandı. Bu illerin Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olduğu belirlendi. Temel eğitimde 10 bin okul projesinde sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin Ağustos ayı sonunda tamamlanacağını açıkladı. Özer, Eylül'ün ilk haftası içinde kapanışı ile ilgili bir değerlendirme toplantısını tüm kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Öncelikli alanımızdan bir tanesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek. Yani tüm öğrencilerimizin bulundukları bölgeden bağımsız olarak, ailelerin gelir seviyesinden bağımsız olarak en nitelikli eğitime erişebilmelerini sağlamak. Bunun için iki tane önemli projemiz var. Bir tanesi temel eğitimde 10 bin okul projesi, bir de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak. Temel eğitimde 10 bin okul projesi ise görece diğer okullara göre imkanları dezavantajlı olan ilkokul ve ortaokul, 10 bin tane ilkokul ve ortaokulun fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, altyapısının güçlendirilmesi, atölyelerinin güçlendirilmesi, kütüphanenin yapılması, spor tesislerinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda hem öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çok kapsamlı eğitimden geçmeleri, aynı zamanda öğrencilerin velilerine yönelik olarak kapsamlı halk eğitim merkezleri üzerinden eğitimler düzenlenmesi ve öğrencilere yönelik de daha çok temel becerilerini güçlendirecek eğitimler, öğretim materyalleriyle desteklenmesini kapsıyor. Ve yaklaşık 3 milyarlık bir proje. Tüm birim amirlerimizle, 81 il Milli Eğitim Müdürümüzle gelinen noktayı çok kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Proje hemen hemen bitmek üzere. Yaklaşık 2.9 milyarlık bir bütçemizi tüm sahamızda kullanmış bulunuyoruz. İnşallah Ağustos ayının sonuna kadar projeyi nihayetlendireceğiz ve Eylül'ün ilk haftası içerisinde de artık kapanışa ile ilgili bir değerlendirme toplantısını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. İsrail, Filistin'de yine sivilleri hedef aldı. Gazze'ye yönelik saldırılarda can kaybı 32'ye yükseldi. İslami Cihat Hareketi, İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi. Filistin direniş örgütleri de saldırıların karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Asya ve Arap ülkelerinden İsrail'e tepki yağdı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'in çağrısıyla pazartesi günü toplanacağı açıklandı. İsrail, yıllardır işgal altında tuttuğu Filistin kentlerinde yine sivilleri vurdu. Gazze'de cuma gününden bu yana devam eden saldırılarda en az 32 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu son olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentini vurdu. Saldırıda İslami Cihad'ın önde gelen isimlerinden Halid Mansur'un öldürüldüğü duyuruldu. Gazze'ye yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle bölgede elektrik üretimi de tamamen durdu. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda şu ana kadar 6'sı çocuk, 32 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 275 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İslami Cihat Hareketi İsrail'in saldırılarına roketle karşılık verdi. İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs seriyeleri, Tel Aviv ve Kudüs yakınlarına 100'den fazla roket fırlatıldığını duyurdu.
Filistin direniş örgütleri de saldırıların karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in Filistin halkının direnişini kıramayacağı vurgulandı. Gazze saldırılarının gölgesinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da gerilim tırmandı. Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail polisinin eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı. Sayıları 2000'i aşan fanatikler arasında İsrailli bazı milletvekilleri de yer aldı. Batı Şeria'da da 19 Filistinli İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Saldırı ve gözaltılarına tepki gösteren yüzlerce Filistinli Batı Şeria'da İsrail'i protesto etti. Nablus'ta toplanan Filistinliler, uluslararası toplumu İsrail'in savaş suçlarına karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırganlığına Asya ve Arap ülkeleri de tepki gösterdi. Türkiye, Rusya, İran, Ürdün, Tunus, Katar, Cezayir ve Mısır saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemler bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bölgedeki gerilimi kışkırtan tarafın İsrail olduğunu vurguladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, Moskova bölgede gerilimin tırmanmasından ciddi endişe duyuyor ifadelerini kullandı. Pakistan'da ABD darbesiyle başbakanlığı düşürülen İmran Han da Filistin halkına dayanışma mesajı gönderdi. Han, cesur Filistin halkının yanındayız. Dünya güçlerinden sessizliklerini bozmalarını ve İsrail'e karşı durmalarını istiyoruz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'in talebi üzerine İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağı açıklandı. Çin, Amerika'nın kışkırtmasıyla artan Tayvan geriliminin ardından askeri tatbikatlarına hız verdi. Tayvan adası çevresinde tatbikata devam eden Çin ordusu, Sarı Deniz ve Bohai Denizi'nden de gerçek mühimmatın kullanılacağı tatbikatlar başlatacak. Tayvan adası çevresinde tatbikatlarına devam eden Çin, henüz bir tatbikatı bitirmeden yenisinin duyurusunu yaptı. Yeni tatbikatlar Sarı Deniz ve Bohai Denizi'nde yapılacak. Çin Deniz Güvenliği İdaresi'nin açıklamasına göre Bohai Denizi'ndeki askeri tatbikat 8 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında bir ay boyunca sürecek. Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos tarihlerinde askeri tatbikat yürütülecek. Tatbikatlar nedeniyle her iki bölgede gemi trafiğine kapatılacak. Çin ordusu, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki 6 bölgede gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlamıştı. Çin'in ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %18, ithalatı ise %2,3 arttı. Böylece Çin'in dış ticaret fazlası tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca açıklanan veriler Çin-Rusya ekonomik işbirliğinin de arttığını ortaya koydu. Çin'in Rusya'ya ihracatı yıllık bazda %22,2 artarken ithalatı ise %49,3 artış gösterdi. Çin'in dış ticaret fazlası Temmuz'da 101,26 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çin'de ihracat Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla 333 milyar dolara, ithalatı ise %2,3 yükselişle 231,7 milyar dolara çıktı. Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre söz konusu dönemde Çin'in dış ticaretindeki en büyük payını Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri oluşturdu. Açıklanan veriler Çin-Rusya ekonomik işbirliğinin de arttığını ortaya koydu. Çin'in Rusya'ya ihracatı yıllık %22,2 artarken ithalatı ise %49,3 artış gösterdi. Müzik
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki göçmenlerin botuna müdahale ederek Türk karasularına itti. Olay Milli Savunma Bakanlığı'na ait İHA'larla görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından göçmenlerin Türk karasularına itildiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda olaya ait ayrıntılar da yer aldı. Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak karasularımıza itildiği deniz kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen görüntülere de yer verildi. Tahıl koridoru anlaşması kapsamında 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti sevgili izleyiciler. Gemiler İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı. 6 bin tonluk ayçiçeği yağı, 45 bin ton ayçiçek küspesi, 66 bin ton mısır yüklü ve 44 bin ton mısır taşıyan gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği bildirildi. Gemilerin rotasının İtalya, Çin ve Türkiye olduğu aktarıldı. Gemiler İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. Öte yandan 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemi de ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimleri yapıldı. Denetimler sonucu gemiler yolculuklarına devam etti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'la gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı. Gerginlik sonrasında Enginyurt Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı girişimi başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez koruması Latif Şimşek'i darp etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Enginyurt'un koruması hakkında gözaltı kararı verildi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt skandallarına bir yenisini daha ekledi. Bir televizyon kanalının canlı yayınında Demokrat Partili ve gazeteci Latif Şimşek tartıştı. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerin sunulduğu esnada Şimşek, "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez." dedi. Bunun üzerine Cemal Enginyurt, "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri." diyerek tepki gösterdi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde yanıt vermesinin ardından iki isim canlı yayında kafa kafaya geldi. "Kesin yayını arkadaşlar" diyen sunucu Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı. "Bak sen terbiyesizlik yapma." Enginyurt ve Şimşek kameraların görmediği noktada kavgaya devam etti. Cemal Enginyurt ve korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Karakolda verdiği ifadesinde Cemal Enginyurt'tan ve korumasından şikayetçi olduğunu ifade eden gazeteci Latif Şimşek, saldırganların cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek'i darbeden Enginyurt ve koruması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir denildi. Açıklamada Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
Plastik poşetler doğada 1000 yılda çözülüyor. Atık haline gelince hem canlı yaşamını tehdit ediyor hem çevre kirliliğine yol açıyor. Bu nedenle 2019 yılında Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda poşetler ücretli satılmaya başlandı. O tarihten bugüne plastik poşet kullanımı %65 azaldı. Yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf sağlandı. Ayrıca yaklaşık 22.746 ton sera gazı salınımının da önüne geçilmiş oldu. 2019 yılından bugüne plastik poşet kullanımı %65 azaldı. Verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulama 1 Ocak 2019'da başladı. Böylece ülkede plastik poşet kullanımı yaklaşık %65 azaldı, 3,8 milyar lira tasarruf sağlandı. Plastik poşetlerin kullanımı ömrü 15 dakika ancak doğada çözümlenmesi ise 1000 yılı buluyor. Plastik poşetler petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddesi ise atık haline geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor. Türkiye'de 2019 öncesinde plastik poşet üretimi yıllık yaklaşık 35 milyar adetken bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyordu. 1 Ocak 2019'da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugün Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık %65 azaldı. Bu sayede 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi. Ayrıca yaklaşık 22.746 ton sera gazı salınımının da önüne geçilmiş oldu. Öte yandan Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalatı da azaldı. Yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf elde edildi. Farkındalığın da artmasıyla bez çanta, kese kağıdı ve file gibi çok kullanımlı taşıma ekipmanı kullanımı da artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesi verdi. Projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların hayata geçmesiyle 37.519 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Haziran ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Haziran'da 1335 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların hayata geçmesiyle 37.519 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Diğer yandan sabit yatırım tutarı 311 milyon 178 bin 976 lira olan ve 643 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 34 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi. Bu dönemde 261 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 186 milyon 712 bin lira, istihdam edenlerin sayısı 11.337 oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçileri haklarının ödenmediğini iddia ederek eylem yaptı. İşçilerin talepleri karşılıksız kalmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Hayrettin Güngör, işçilerimizin hakları bize emanet, haklar eksiksiz ödenmiştir dedi. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası üyesi bir grup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye işçisi, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediğini iddia ederek eylem yaptı. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 2019 seçimlerinin ardından işçi maaşları konusunda belediyenin gerekli düzenlemeleri yapmadığını ve destek sağlamadığını söyledi. Özdemir, tüm Türkiye'de nasıl emekçilere ödendiyse Kahramanmaraş'ta da haklarımızın ödenmesini istiyoruz dedi. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halay çeken grup sloganlar atarak sorunsuz bir şekilde dağıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise işçilerin haklı taleplerini karşılıksız bırakmadı. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işçilerin emeklerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi. 2019'da asgari ücret seviyesinde olan Akbel çalışanlarımızın ücretlerini asgari ücretin üstüne çıkardık. Sendikanın da bildiği gibi toplu iş sözleşmesinde öngörülen haklar eksiksiz ödenmiştir. Kazanılmış veya kazanılacak haklarınız da eksiksiz ödenecektir. İşçiyi tahrik etmek sendikacılık değildir. Emeğiniz bize emanet. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular nedeniyle artan yargı yükünü hafifletmek için yeni bir hazırlık yapılıyor. Başvurudan önce devreye girecek bir ara mekanizmanın oluşturulması planlanıyor. İzleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü azaltılacak yeni bir çalışmayla ara bir mekanizma oluşturulacak. Anayasa Mahkemesi'ne bugüne kadar 430 bin civarında bireysel başvuru yapıldı. Bu başvuruların 320 binden fazlası sonuçlandırıldı. Sonuçlanan başvuruların %86'sı ise kabul edilemezlik kararı verilerek esasa dahi girilmeden reddedildi. Eylül 2012'de uygulanmaya başlanan bireysel başvuru sistemiyle her türlü hak ihlali iddiası Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Bu da Anayasa. Yüksek Mahkemenin iş yükünün artmasına neden oluyor. Bireysel başvuru için diğer bütün hukuk yollarının tüketilmesi, hukuki yarar, kamu gücü tarafından mağdur edilme gibi şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların büyük bölümünü uzun yargılamalarla ilgili hak ihlalleri oluşturuyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulardan kaynaklanan iş yükünün hafifletilmesi planlanıyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni çalışmayla bireysel başvuru öncesinde ara bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Mekanizma için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dostane çözüm uygulamasının iç hukuk sistemine uyarlanarak oluşturulması öne çıkıyor. Bakanlık kaynakları bu mekanizmayla yargılama sürecinin hızlanacağını kaydetti. Kaynaklar, pek çok vatandaşımız bireysel başvuru hakkı olup olmadığı değerlendirmesini yapmadan çok sayıda müracaat yapıyor. Her şey Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ifadelerini kullandı. Kaynaklar, dostane çözüm usulü benimsenirse bu başvuruların büyük bölümü mahkemeye gitmeden çözülecektir dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan da Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir komisyonun uzun yargılama şikayetlerini inceleyebileceğini söylemişti. Anayasa Mahkemesi'nin yükünün böylelikle hafifleyeceğini kaydetmişti. Düzenlediğimiz töreni teşrif. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı petrol arama alanında önemli bir adım attı. Bakanlık, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan bir saha için petrol arama ruhsatı verdi. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına çeşitli illerdeki 5 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı karar resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığına Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan bir sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak. Ayrıca Transatlantik Petroleum Petrol ve Gaz Arama Şirketi'nin müracaatı doğrultusunda şirketin Diyarbakır ve Bismil sınırı dahilinde sahip olduğu iki işletme ruhsatının birleştirilmesine karar verildi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre deprem saat 11.02'de yaşandı. Ayrıntılara bir bakalım. Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Saat 11.02'de kaydedilen deprem 20,5 kilometre derinlikte yaşanırken ilk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçede hissedilen depremle ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti. Yazıcı, depremle ilgili bölgede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Antalya'ya uzanalım. Antalya'ya turistler akın ediyor. Kente 1 Ocak 5 Ağustos döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %91 arttı. Rotaları arasında yer alan Antalya'da turistler tatilin keyfini çıkarıyor. Kente 1 Ocak 5 Ağustos döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %91 arttı, 7 milyon 76 bin oldu. 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı ise 3 milyon 705 bindi. Geçen yıl Ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311.089 iken bu yılın aynı döneminde 388.431 oldu. Türkiye'nin döner kanatlı milli gözcü İHA'sı TOGAN'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. TOGAN keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanılacak. Savunma Sanayi Başkanlığı kabul testlerini başarıyla geride bırakan yerli üretim mini İHA TOGAN'ın ilk teslimatları güvenlik güçlerine gerçekleştirildi. Güzel Haber'i Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu. Demir, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik ifadesini kullandı. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetlerine sahip TOGAN, STM Savunma'nın diğer İHA'larıyla da müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor. Tek bir TOGAN platformu 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca havada kalabiliyor. İran'ın düzenlediği Uluslararası Ritüel Şiir Festivali 9 Eylül'de kapanış yapacak. 26 ülkeden İngilizce yazılmış 600 eserin yer aldığı festivalde birincilik ödülü 5000 avro olacak. Ayrıca seçilmiş eserler kitap haline getirilecek. Festivale Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güney Afrika'da dahil olmak üzere farklı ülkelerden eserler ve şahsiyetler katılacak. Tanzania, Kenya. İran'ın en büyük ödüllü uluslararası ritüel şiir festivalinin kapanışı için geri sayım sürüyor. Son tarih 9 Eylül 2022. Festivalde seçilen şiirin de taş bir tablete kazınması ve parka yerleştirilmesi bekleniyor. Festival Başkanı Abdullah Hüseyin'i 3 yıl önce temeli Güney Afrika'da atılan ancak Covid-19 nedeniyle tamamlanamayan festivalin geldiği noktayı basın mensuplarıyla paylaştı. Şu ana kadar 26 ülkeden 600 İngilizce eser aldık ve bu bölümde 10 seçme şiirimiz olacak. İngilizce bölümünün kitabı herkesin erişebilmesi için elektronik ortamda üretilecek. In English, originally and later on. Hüseyin'i bu festivalde dini şairlerin daha fazla güç ve coşkuyla hareket edebilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ulusal kanala özel değerlendirmeler yapan festival başkanı Hüseyin'i finale 16 eserin kaldığını söyledi. Good prize for the first, for the winners. Bu İran'daki en büyük edebiyat ödülüdür. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanan kişilere sırayla 5000 avro, 2500 avro ve 1250 avro vermeyi düşünüyoruz. Yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. İnsan vücudunun güneş ışınlarına ihtiyacı olsa da aşırı sıcaklar vücutta su kaybına ve direncin düşmesine neden oluyor. Uzmanlar artan yaz sıcaklarına karşı vatandaşların bol sıvı ve taze meyve sebze tüketimini öneriyor. Sıcak havalara karşı uzmanlardan uyarı geldi. Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Hayoğlu,
artan hava sıcaklıklarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. İnsan vücudunun %70'i sudan oluşuyor. Hal böyle olunca aşırı sıcaklar önce su kaybına yol açıyor, sonra da vücut direncini düşürüyor. Hava sıcak olduğundan havluyu ısladım, başımı gördüm, gidiyor mu işimiz o? Profesör Doktor İbrahim Hayoğlu, sıcak havalarda insan vücudu ekstra takviyeye ihtiyaç duyduğu için özellikle yaz aylarında bol sıvı ve taze meyve tüketimini önerdi. Yaz aylarında sıcakların artması nedeniyle beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle vücudun su ihtiyacı daha da artmaktadır. Vücudun direncini artırmak için gerek hem hasta olmamak, salgınlardan korunmak hem de yaz sıcaklarına karşı dirençli olmak için özellikle vücudun su ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Yaz aylarında vücudun direncini arttırmak hem de sağlıklı bir şekilde yaşantımı sürdürmek için bol miktar yeşillik tüketimi, taze meyve sebze tüketimi çok önemlidir. İnsan vücudundaki su kaybının %2 ila 3'e ulaştığı durumlarda halsizlik, vücut ısısının artması ve fiziksel performans düşüklüğü oluşuyor. Hayoğlu su kaybının artmasıyla ölüme kadar gidebilecek birçok olumsuzlukların görülebileceğine dikkat çekti. Bu su kaybı sırasında vücutta mineral madde de kaybolur. Mineral maddenin kaybolması vücuttaki elektrolit dengeyi bozar. Elektrolit dengenin bozulması tansiyon problemi olanlarda özellikle veya sağlıklı bir insanda dahi problemlere yol açar. İşte bunu önlemek için vücudun hem su olarak takviye edilmesi, aynı zamanda farklı besinlerle de dirençlerin artırılması gerekir. Bunun için de özellikle yaz aylarında kaybolan suyun yerine konulması için en az günde yetişkin bir insanda 2-2,5 litre su içmesi gerekir. Bunun yanında mineral madde kaybını da yerine koymak, takviye etmek amacıyla vücudu soda veya diğer bir ismiyle özellikle maden suyu içilebilir. Profesör Doktor Hayoğlu, yaz döneminde alınan gıdaların yağlı olmaması ve tıka basa yenilmemesinin önemine dikkat çekti. Bu dönemde tercih edilmesi gereken gıdaları sıraladı. Bunun yanında özellikle yaz aylarında hem de salgına karşı vücut takviye etmek amacıyla yoğurt gibi ürünlerin yenmesi veya ayran içilmesi, limonata gibi ürünlerin içilmesi ki limonatada özellikle taze hazırlanacak limonatalarda C vitamini bakımından da bol olduğu için vücudun hem salgınlara hastalıklara karşı direncini artırır, aynı zamanda kaybolan suyun da yerine konması sağlanmış olur. Ali Beyköy Deresi'ndeki gizemli balık ölümleri ciddiyetini koruyor. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü toplu balık ölümleri hakkında inceleme başlattı. İstanbul'un Ali Beyköy Deresi'ndeki toplu balık ölümleri vatandaşı endişelendirdi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü harekete geçti. Ali Beyköy Deresi'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Şöyle iki gün önce falan yaklaşık 20 tane balık ölmüştü. Yani hatta 20-30 tane yoğundu. Şu anda azalmış yine. Burada birkaç gündür balık ölümleri gerçekleşiyor. Nedenini bilmiyoruz. Yani kirlilikten olabilir. Yıllardır ben Arapan'da oturuyorum. Yıllardır bizim deremiz böyle. Hep yani kokuyor, pislik. Belki balık ölümleri de ondan gerçekleşmiş olabilir. Bunun üzerine derenin birçok kolunda gözlem ve inceleme yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ilk belirlemelere göre herhangi bir kimyasal maddeye rastlamadı. Kirliliğin sıcaklık ve çevre kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekipler laboratuvarda incelenmesi amacıyla dereden numune aldı. Çevre sakinlerinin bazıları balık ölümlerinin kirlilik kaynaklı olabileceğini söylerken bazıları da ölümlerin derede iki gün önce yapılan kazıdan hemen sonra gerçekleştiğini iddia etti. Bir senedir ben bu semtteyim. Balıkların öldüğünü görmedik. Ama geçen gün kepçe geldi. Artık büyükşehirden nereden geldiyse bilmiyoruz. Kepçenin yanında olanlar poşetleri doldurdular balıkları. Götürdüler. İzmir'in Buca ilçesinde 191 adet tarihi eser ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü teknik ve fiziki takibi aldı. Kaçakçıları satışa hazırlandı. Sırada suçüstü yakaladı. İzmir'in Buca ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri nadide eserler arasında gösterilen Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası Buca'da durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje ile geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler koruma altına alınarak kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Son yıllarda doğa ve su sporlarıyla dikkat çeken Tunceli'de yamaç paraşütü için sporcular Kavun Tepesi'ni ziyaret ediyor. Ovacık ilçesinde 1336 metre yükseklikten süzülen sporcular kentin tüm güzelliğine havadan şahit oluyor. Şimdi biz de izleyerek şahitlik edelim. Görüntüler Tunceli'nin Ovacık ilçesinden. 1336 metre yükseklikteki Kavun Tepesi, yaz aylarında çevre il ve ilçelerden yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Kavun Tepesi'ne çıkan sporcular hazırlıklarının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'ne doğru yol alıyor. Her şey çok güzel. Gelen arkadaşlar çok memnun bir şekilde ayrılıyor. Tunceli muhteşem bir yer. Ben ilk defa burada gelip uçma fırsatını elde ettim. Tüm yamaç paraşütüyle uğraşan arkadaşlara da tavsiye ederim. Gökyüzünü süsleyen paraşütçüler, Uzunçayır Baraj Gölü ve çevre manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tunceli semalarında uçuşumuz hem göl manzarası hem de Tunceli manzarası hem de dağların güzel manzaraları eşliğinde çok keyifli oldu. Yamaç paraşütüyle uçuşu tamamlayan sporcular çok keyif aldıklarını dile getirdi. Doğal güzellikler açısından hem yöre halkının misafirperverliği açısından gerçekten Türkiye'de müstesna sayılabilecek bir yer. El değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapan kent, son yıllardaki yatırımlarla doğa ve su sporlarında da adından sıkça söz ettiriyor. Hatay Dört Yol'da yer alan Geçilmez Kanyonu'nda gönüllüler çevre temizliği yaptı. 32 gönüllünün yer aldığı etkinlikte çevredeki plastik, cam ve metal atıklar toplandı. Hatay Dört Yol'da bir araya gelen 32 gönüllü Geçilmez Kanyonu'nda çevre temizliği yaptı. Bölgede birçok plastik, cam ve metal atık toplandı. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi 32 gönüllü genç, kanyonun yürüyüş güzergahlarına ahşap tabelalardan yaptıkları ve üzerlerinde doğayla ilgili sloganların bulunduğu tabelaları yerleştirdi. Çok fazla çöp vardı. Topladık ve toplayan kirletmez sözüyle bir daha kirletmemek amacıyla topladık. Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, doğaya saygıyı aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Sizlerden ricamız, lütfen doğamızı kirletmeyelim. Doğamızı ayak izimizden başka bir iz bırakmayalım. Dört Yol Doğa ve Çevre Koruma Platformu Başkanı Dr. Bahadır Amaçsa, insanların çevreyi korumaya ilişkin duyarlılığını artırmamız gerekiyor dedi. Bu doğa bizim değil, bize gelecek nesillerden bir emanet, bizim geçmişimizden gelen bir miras değil, bizim gelecek nesillere bırakmamız gereken bir emanettir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çevre temizliğini tamamlayan gençler, vatandaşları çevreyi korumaya davet etti. Erzincan'da 30 kaynak suyun birleşmesiyle oluşan Karacalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. Şelale hem kavurucu sıcaklarda bölgeye serinlik sağlıyor hem de 6-7 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılıyor. Tabii ki buraya gelen giden çok oluyor. Doğa güzelliği, sonra bizim tarihi bir köyümüz Karacalar. 30'a yakın kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor, 50 metre yükseklikten akıyor. Erzincan'ın Karacalar Köyü yaylasındaki Karacalar Şelalesi görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Karacalar Şelalesi Sarp Kayalıkları arasından yaklaşık 50 metre yükseklikten akıyor. Köyün eski yerleşim alanı üzerinde bulunan şelaleye ulaşmak isteyenler, patika yollardan yürüyerek endemik bitki türleri ve yaban hayatını görme fırsatı da buluyor.
Şelale yazın kavurucu sıcaklarda bölgeye serinlik veriyor. İlkbaharda çok serinlik veriyor. İlkbaharda diyebilirim ki 50-60 metreden böyle uzakta duruyorsa onun suyun buharı. Şimdi mevcut olduğumuz yerde o buharı hissediyorsunuz. Ki bu Doğu Anadolu'nun en güzel yerleri. Yani zaten bir yerler. Bunun değerini bilmek lazım. Karacalar Şelalesi bölgede bulunan 6 ila 7 tane köyün tarımsal sulama ihtiyacını da karşılıyor. Geldiği yer aşağı yukarı diyebilirim 30 tane gözeden bu su akıyor geliyor buraya. Bu köy, bütün köyler aşağı yukarı 6-7 tane köyü hepsini suluyor. Yani herkesin arazisine faydası vardır. Şelalemiz çok güzel. Bu su 5-6 köyü besliyor. Kaynakta gelen sular, bu şelalenin suyu. Bu köy başta olmak üzere aşağı bizim kendi yine yeni köyümüz. Bu çevre köyler 5-6 köyün tarım araçlarını falan sulaması bu suyla oluyor. Köy sakinlerinin ziyaretçilerden bir de ricası var. İşte bizde temelimiz daha çok kişinin gelmesi, burada daha bir güzellik olması. Bir de geldikleri zaman çevreyi temiz tutarlarsa daha memnun oluruz. Termometreler 40 dereceyi gösteriyor ancak buna rağmen Denizli Pamukkale'ye ziyaretçi akını devam ediyor. Travertenleri ve ören yeriyle dünyaca ünlü Beyaz Cennet'i bu yıl ziyaret eden sayısı 1 milyona yaklaştı. Denizli'nin dünyaca ünlü turistik merkezi Pamukkale'yi bu sene ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi görmesine rağmen yerli ve yabancı turistler travertenleri ve ören yerlerini gezmeyi tercih ediyor. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin gözde merkezi travertenler oluyor. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yıl içerisinde ziyaretçi sayısının oldukça arttığının altını çizdi. Geçen yıl baktığımız zaman ilk 7 ayda biz 470 bin ziyaretçi almıştık buraya. Bu yıl 934 bin rakamına ulaştık ki çok sevindirici bir rakam. Günde 17-18 bin kişinin Pamukkale'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Şen, gece aydınlatması sorununa dikkat çekti. Ziyaretçi sayısı bu sorun giderilirse iki katına çıkacaktır dedi. Pamukkale Hierapolis ören yerindeki gece aydınlatması olduğu anda bizim hedeflediğimiz rakamlar mutlaka ve mutlaka iki katına çıkacaktır. Flamingolar her yıl Türkiye'yi ziyaret ediyor. Flamingoların Türkiye'deki tek doğal kuluçka alanı olan Tuz Gölü ne yazık ki kuraklık etkisi altında. Bakanlık gölde bulunan flamingo yavruları için harekete geçti. Göle su aktarımına başlandı. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü, yılın bu aylarında flamingo yavrularına ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü, flamingolar için Türkiye'deki tek doğal kuluçka alanı. Çok özel bir habitata ve ekosisteme sahip. Ancak kuraklık Tuz Gölü'nü etkisi altına aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, flamingoların Türkiye'deki yavrularını korumak için harekete geçti. Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını suyla buluşturmak için Gölyazı Mahallesi'nden 4 kilometrelik boru hattı döşendi ve kesintisiz su aktarımına başlandı. Sonbahara kadar kalacak flamingolar yavrularını uçmaya alıştırdıktan sonra daha sıcak bölgelere göç edecek. Avrupa'daki nesli tükenen alageyiklerin dünyadaki tek doğal yayılışı alanı Antalya'da bulunuyor. İnsan eli değmeden güvenli bir şekilde popülasyonları artmaya başlayan alageyikler yavrularıyla görüntülendi. İzleyelim. Avrupa'da nesli tükendi, saf ırk olarak tek doğal yaşam alanı Antalya'da kaldı. Dama dama adıyla da bilinen alageyikler Antalya'da yavrularıyla görüntülendi. Son buzul çağı öncesinde Avrupa'daki nesli tükenen alageyiklerin dünyadaki tek doğal yayılış alanı Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunuyor. Şu anda burada 99 tane yetişkin ve 30 tane de 2021-2022 yılının yavruları olmak üzere
Toplam 129 tane alageyiğimiz var. İnsan eli değmeden güvenli bir şekilde popülasyonları artmaya başlayan alageyiklerin yavruları Düzelçam'ın yanı sıra başka bölgelere de gönderiliyor. Nerelere gönderiyoruz? Köyceğiz yabani hayatı geliştirme sahasına, Dilek Yarımadası'na, yine 2020 yılında yaptığımız çalışmalarla Antalya ilinde de Manavgat Kapan bölgesine de alageyik nakillerimiz oldu. Bölgede özgürce yaşamlarını sürdüren alageyikler akşam saatlerinde otlamaya çıktıkları sırada görüntülendi. Alageyikler yabaniliklerinin korunması için insanlardan uzak tutuluyor. Parfüm kullanmıyoruz, deodorant kullanmıyoruz. Çok sessiz bir şekilde, hiçbir şekilde herhangi bir alageyiği ürkütecek, kokumuzdan rahatsız olmalarını sağlayacak bir şey yapmadan çekimler ancak yapılabiliyor burada. Haberleri sunduk efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yarınlar diliyoruz.